no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Sarı Paşalı, merhaba. Merhaba. Çok güzel bir seyir yaptık birlikte. Kısa bir Marmara seyri yaptık. Yeşilköy Marina'dayız. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Yeşilköy Marina'dan Burgaz'a kadar gittik ve döndük. Şahane bir seyirdi. Mareseil okulumuzun adı. Evet, Mareseil. Biraz Mareseil'den bahsedelim. Tabii. 2007 senesinde yelkenden başladım ben. 3 sene amatörce yelken yaptıktan sonra 2010 senesinde hem çevremizdeki insanların beklentileri hem de bunu iş olarak çok sevdiğimiz için 2010 senesinde Mareseil Yelkencilik Hizmetleri adı altında Mareseil Yelken Eğitimi hizmetimizi verdirmeye başladık. Öncelikle bireysel eğitimlerle başlamıştık. Daha sonra kurumsal eğitimler anlamında birazcık çalışmalarımız oldu. Microsoft, Intel, Pentium, Henkel, DHL, yurt içi kargo gibi kurumsal müşterimize de hizmet verdik. Yaklaşık kursiyer sayımız 250-270 civarında bugüne kadar. Sadece yelkencilik öğretmiyoruz. Biraz daha işin denizcilik kültürü, yelkenli yatçılık adı altında keyifli bir insanların bunu hobi olarak gördükleri bir eğitim sistemimiz var. Şahane. Eğitim sistemlerimizi kursiyerlerimizin gün ve saatlerine göre, kendi boş vakitlerine göre programlıyoruz. Hani şu gün şöyle olacak demiyoruz. Siz mesela hafta içi akşam 6 gibi müsaitsiniz. İş çıkışı geliyorsunuz. Bir saat de olsa biz denize çıkıyoruz. Beraberce yelken yapıyoruz diye. Marmara denizcilik ve yelkencilik için uygun bir okul mudur? Çok uygun bir yerdir. Çünkü hepimizin bildiği gibi acayip değişkendir. Sabah böyle Palpa Liman dediğimiz Bungi gibi gidersin. Akşam böyle acayip bir lodos fırtınası olur. Dolayısıyla hem trafiği çok yoğundur. Çünkü şilepler var, feribotlar var, balıkçılar var. Maalesef katılıklar da var. Onun yanında hava düzeni de bir iç deniz olduğu için çok değişken. Çok değişken olduğu zaman yelkenlerimizi ayarlayıp gitmek yerine devamlı bir yelken trimi, devamlı bir dümen hareketi, devamlı içeride bir çalışma oluyor. Dolayısıyla tecrübe anlamında acayip doğru bir deniz. Çok güzel, diyeyim. Çok güzel. Peki teknemiz, yelkenlimizin adı Kılçık. Kılçık, evet. Kılçık'tan biraz bahsedelim. Tabii, 2009 model, Rusfar dizayn bir tekne.
Bavaria markalı bir teknik. Gayet güzel, gayet denizci. Ayrıca bununla da yarışıyoruz. Bir diğer teknemiz daha var. First 34 diye de Hunter teknemizin adı. Ona da daha çok ileri seviye bir yarışçılık eğitimleri veriyoruz. Bu tekne 2009 senesinde yarışmaya başladı. 2010 senesinde Türkiye ikincisi oldu IRC 5 kendi sınıfında. Gayet denizci ve kolay bir teknedir. Onunla güzel vakitler geçiriyoruz, öyle söyleyeyim. Kılçığın kalbinizde ayrı bir yeri var. Ayrı bir yeri var, evet. Aynı zamanda ben biraz ikamet anlamında da burayı çok kullanıyorum. Dolayısıyla hani hem evim hem işim gibi. Çok güzel. Diyebilirim. Çok güzel. Peki sizin yelkene olan aşkınıza ilk nasıl başladı? İlk şeyle başladı. Zaten adalarda falan büyüdüğümüz için denize çok uzak insanlar değildik. Ama 2007 senesinde çok yakın bir arkadaşım olan eski rally şampiyonu Necat Avcı bir tekne satın aldı. Fransa'dan o tekneyi biz getirdik. Çok keyif aldık ve Bodrum'da duruyordu onun teknesi. Devamlı İstanbul'dan Bodrum'a doğru kaçıyorduk. Tabii çok vakit ayıramıyorduk. Hem işimiz, bu işi yapmıyorduk o dönemlerde 2007-2008 senesinde. Hem işimizden dolayı hem ev hayatımızdan dolayı. Dedik ki İstanbul'da bir tekne alalım. 2009'a kadar onunla idare ettik. 2009'da kılçığı aldık. 2009 bitti. 2010'un ikinci ayında da diğer teknemiz Hunter'ı aldık. Ondan sonra benim artık profesyonel anlamda işim bu oldu. Yelkencilik merakı şöyle. Aslında yoktu. O bir tekneydi benim için. Ben denizde olmayı çok seviyordum. Yelken anlamında bir şeyim yoktu. Ama sadece rüzgarın sesiyle ve kendinizin yaptığı hareketlerle denizi zaman zaman hükmetmek, zaman zaman da kullanmak, zaman zaman da ona boyun eğmek diyelim. Onunla birlikte sadece denizin ve rüzgarın sesiyle gitmek apayrı bir şey. Bir meditasyon. Onun tabii ki yani hani bu çok iyi bir spor. Bunu herkese tavsiye etmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi biz teknede dururken bile hiçbir şey yapmasak bile hiç kullanmadığımız kasları özellikle. Şimdi ne bileyim akşam yelken yaparsan kuyruk sokumunun kenarı ağrır. Baldırının köşesi ağrır. Hiç kullanmadığın kasları kullanıyorsun. İki, oksijenin en çok bol bulunduğu yer denizdir. Ormanlar gibi değil, dağlar gibi değil. Herkes öyle bilir. Yosunlardan ve bitki örtüsünden dolayı azotun ve oksijenin en çok bulunduğu yer denizlerdir. Dolayısıyla bir oksijen anlamında çok iyi. İki, hareket anlamında çok iyi. Çok enteresan yerlerde. Üç, psikolojik anlamda acayip iyidir. Acayip dinlendirir. Zaten iyot vücudunuza acayip faydalı bir şeydir. Hani çocuklar, öğrenciler sınava girmeden önce bir deniz kenarına falan götürülür ya. Evet. Onun sebebi iyottur. Dolayısıyla siz zaten iyotun içindesiniz. Bir diğer şey de diğer bütün sporlarda kararları veren birileri vardır. Başınızda bir atıyorum futbol takımısınız teknik direktör. Evet. Koç. Basket takımısınız şudur. Onlar der ki sana kanattan oyna. Ortadan atak yap. Şöyle yap, böyle yap. Bizde öyle birisi yoktur. O kararı siz verirsiniz. Biz 12 saatlik bir seyirde yaklaşık 200 tane karar vermek zorundayız. Bu tekniği kullanırken. Dolayısıyla zihinsel yani mental anlamda da karar verme anlamında ilerideki Allah göstermesin Alzheimer gibi hastalıklar evet, içerisinde çok önemli. Çok önemli beyni çalıştırmak. 200 tane yakın karar veriyoruz 12 saat içerisinde. Çocuklardan bahsedeyim biraz. Çocukları birazcık buraya sevk etmenin güzel yanı şudur. Bir, camiası çok kalitelidir. Çok enteresan insanlarla, çok enteresan şekillerle tanışabilir. Onlarla vakit geçirirsiniz denizcilikse eğer söz konusu. Evet. İki, yat kulüpleri, yat yarışları bunlar hakikaten belli bir zümre. Herkesin yaptığı şeyler olmadığı için birazcık daha seçkin insanlar. Yani seçkin insanlar derken parayla anlamında evet. Bahsetmiyorum ama mantalite olarak seçkin insanların biraz tercih ettiği bir şeydir. 3. 8-9 yaşında, 10 yaşında başlarız bu işe, yelken işine. 10 yaşındaki bir çocuğa bir tekne veriyorsun. Diyorsun ki bu tekne senin. Sen karadan denize indireceksin. Bakımını sen yapacaksın, sen yüzdüreceksin, sen temizleyeceksin, sen bununla yarışacaksın. Şimdi çocuğa öyle bir sorumluluk verdiğiniz zaman ve orada kendi kendine karar verme etkisi, özellikle günümüzün çağında ellerinde iPad'lerle bilmem neler hepimizin çocuklarının yaptığı gibi
bir karar verme, bir sunma, bir etme, elde etme anlamında bir şeyler yapmadığımız için bu anlamda da çok yararlı bir spordur. Herkese tavsiye ederiz. Çok güzel. Peki Saros, senin kişisel olarak hedefin ne? Kişisel olarak hedefim, şimdi yakın zamanda bir 2015 veya 2016 civarında bir Atlantik tek başıma geçip gelme. Yani hedefim var. Böyle bir tek başıma yapayım, şu kadar günde yapayım değil. O benim kendi kendime koyduğum bir hedef. Kısa kısa hedeflerden bir tanesi diyeyim. En yakın zamanda planladığım şey o. Rekor falan değil. Bunu tek başına Türkiye'de yapan yok. Amacım onu tek başına Türkiye'de yapan ben olayım, bir denizcinin ruhuna aykırı. Zaten mesela yarış takımı eğitmemize rağmen yarışmayı sevmem. Hı hı. Çünkü bu işin prensibine aykırı gibi gelir yarışmak. Onun yolunu kesmek, rüzgarını kesmeye çalışmak falan gibi. Bu bence bir dayanışmadır, yardımlaşmadır, paylaşmadır yelkencilik. Çünkü birçok görev yeri vardır. Burada dümendeki arkadaş zamanında çevirdiği zaman, dönüyorum dediği zaman, buradaki arkadaş bu alatı zamanında bırakmazsa, buradaki de zamanında çekmezse kayıp dönmez. Evet. Dolayısıyla yardımlaşmanın, dayanışmanın bir numaralı eğitimlerinden bir tanesini aslında bu tekneler. Ne kadar güzel. Çok güzel. Hayata da geçirilebilecek bir mantalitenin temellerini bir çocuk da ufak yaştan burada atarak 7'den 70'e hayatını adapte edebilir. Evet, ve aslında denizin üstünde çok ileri nesiller yetişebilir. Tabii ki. Yani hani bu işi illa herkes, yok biz olimpik bir takımda yelkenci yetiştirmek için yapmıyoruz. Zaten malum şartlarla elimizden gelenle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu bir hobi olarak edinmeli. Zaten bence memleketimizdeki özellikle çok sıkı çalışmanın ve çok yoğun stres altında çalışmanın bir numaralı sebeplerinden bir tanesi. İnsanlar dikkat ederseniz emekli olunca hemen bir hastalanıyor, bir boş kalıyor, evet, ne yapacağını bilmiyor. Bu anlamda böyle bir spora yönelmiş. Şimdi eskiden çok pahalı bir spordu bu. Böyle tekneler yoktu. Şimdi artık teknelerde bir sürü yardımcı aletler, bir sürü yardımcı aletler, dünyaya yelken açtık, kapattık. Türkiye'de biraz daha denizcilik gelişti galiba. Aynen, yani bakış açısı olmasa da, hı-hı, yani devletin bakış açısı olmasa da, insanların bakış açısı ve tekne parkının çok geliştiği için dolayısıyla artık ulaşılabilir bir noktadayız. Sadece yelken eğitimi gibi düşünmeyin. Bir yelkenli tekneyle yaptığımız bir ton şey var. Yani adalara geziler yapıyoruz. Beraber işte uzak yol, işte Marmara Adası'na gidiyoruz. Trili yapıyoruz. Bazı öğrencilerimle uzak yol, Bodrum eğitimler yapıyoruz. Junior Adaları gezileri yapıyoruz. Yani işin içinde sırf keyif olmadığı gibi sadece spor da yok. Evet. Sporun yanında keyfimizle beraber yaşıyoruz. Burada bir şeyler paylaşıyoruz. İnanın buradaki yaptığınız makarnanın tadı bile çok 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 farklı gelecek. Peki bu tatlara, bu hazlara, bu güzelliğe ulaşmak için insanlar sana Marese ile Facebook sayfan üzerinden ve Facebook sayfamız üzerinden internet sayfamız üzerinden ulaşabilirler. Onların adresleri neler? info@maresehil.com, www.maresehil.com bu web sayfamızın adresi. Facebook sitemiz yine Marese'yi yelkencilik adı altında var. Buralardan bize ulaşabilirler. Ayrıca da Avrupa yakasında yelken keyfi adı altında herhangi bir Google'da falan araştırdıkları zaman, yani Avrupa yakasında tek yapan benim. Hı-hı. Herkes daha çok Kadıköy Kalamış'ta. Evet. Dolayısıyla bu tarafta tek yapan benim. Öyle bir araştırırlarsa bulabilirler de bizi. Dediğimiz gibi arıyoruz sizi. Ben şöyle yaparım genellikle. Hava olmazsa ben denize çıkmam. Başkaları bazı günler hani şu gün senindir falan derler. Ben bir şey öğretmediğim zaman, öğretmeyeceğim zaman denize çıkma taraftarı değilim. Dolayısıyla pazar günlere bakarım. Haftalık rüzgar durumu 3 günlük 4 günlük bakarım. Kimler hangi eğitime, hangi hava uygun. Ona göre maillerime, mesajlarımı atarım. Programlaşırız. Öğrencilerime derse çıkarım. Çok güzel bir organizasyon. Çok güzel maalesef bir gün geçirdik. Ben çok teşekkür güzel ederiz. Teşekkür İyi ederim. Seyirler dileriz. Çok Nata Dinmare izleyicilerine de buradan iyi seyirler dileriz. İyi seyirler. Görüşmek ben üzere. Görüşmek üzere.